Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar tarihi bir noktadayız. Artık Clash Royale'i bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi 9000 kupanın üzerinde, efsane varın üzerinde artık kupa yok. Maksimum 9000 kupa. İstesem de daha fazla kasamayacağım. Şu an 3 maç uzaklıktayım. Ve bu birinci de sizin eğlenceli olsun diye kullanacağım. Levellerim biraz düşük kalacak galiba ama olsun. Evet, başlıyoruz. 3 maç uzaklıktayım ve 9000 olacağım. Bir daha da maç yapamayacağım burada. Yapabileceğim aslında ama hani bir şey olmayacak. Sadece maç yapmış olacağım. Dolayısıyla düz kupanın da sonuna geldik artık. İleride yaparlar mı, bir 10.000'i yükseltirler mi bilmiyorum ama hadi bakalım. Evet, rakibimizin 15 level kartları var ve berbat bir mezarlık attı. Daha destemi bilmiyor. Barbar Valart mezarlık 7 iksir kullandı. Şimdi onu cezalandırmak lazım çünkü bayağı bir hatalı oynadı. İsterseniz burada bekleyin, ne yapacak? Bir şey atacak mı? Güçlü madenci bırakalım. Anlamadım neden bu kadar çok hasar yedi. Bakın arkadaşlar, hani 9000 yaparsınız çok rahat çünkü şu adama bakar mısınız? Adam başlangıçta mezarlık artı valil yaptı. Bu adam bile 9000'e çıkıyorsa arkadaşlar siz de çıkabilirsiniz. Size motivasyon vermek için adamı gömdüm birazcık ama yaparsınız arkadaşlar. Adamın levelleri 15. Benim karakterim 14 level. Benim için gerçekten şu an zor. Ama level hani bir yere kadar idare edilebilir bence. Şu birinciyle 15 level barbarı çekelim. Hem birinci atak yapar. Umarım kasırgası yoktur. Evet, kasırgası varmış. O zaman niye goblinleri ana kulesine çekmedi? Belki de o hamleyi bilmiyordu. Bilmiyorum artık. Buzluğu attım. Güzel varil attı. Hemen güçlü madencimizi atalım. Şu an aslında öndeyiz. İyi gidiyoruz ama adamın kasırgası var. Benim bilincim var. Bu eşleşmeyi bence ben yenebilirim. Rakipte anka kuşu da var. Evet, şimdi isterseniz şöyle bir havai fişekçi atalım. Bilerek önden attım zehir atacağı için. Özellik basmana gerek yok. Boşu boşuna bir iksir vermeyeceğim. Bir iksir de bir iksir bile çok önemli arkadaşlar. Hemen bomba kulemi diktim. Zehir atsa bile fazla çalışmaz. Evet, güzel. Şimdi burada birinci atabilirim iksirini çok kullandığı için. Kasırgası yok elinde, dönmemiştir ama evrim barbarlar vardır. Evet. Şimdi burada fişekçi döndürebiliriz isterseniz. Fişekçi bayağı çalışır. Bomba kulemi olsaydı o da çalışırdı. Şöyle güçlü madenci de çekelim madem. Evrim fişekçim şimdi döndü. Özelliğimi bıraktım. Şöyle tomluk önce, sonra goblin. Güzel. Evet arkadaşlar, evrimin fişekçi bu arada öldü gibi bir şey oldu artık. Çok da bir insan kullanmıyor evrimin fişekçiyi. Şimdi birinci gönderdim. Kasırga atacak ama atamaz. Goblinler var çünkü. Kilit mi oldu? Maçı bıraktı ya. Neyse arkadaşlar, ben 3 taş alırken siz ikinci maça geçebilirsiniz. Evet, ikinci maçımızdayız. Bu arada arkadaşlar, bütün arenaları bitirmemiz şerefine beğeni atabilirsiniz videoya. Evet, rakibimiz Türk galiba. Osmanlı Pablo. Ama sanki yurt dışında yaşayan bir Türkmüş gibi, değil mi? Öpücük gönderiyor. Biz de şöyle bir kalp atalım. 9000 kupaya zaten ulaşmış Osmanlı Pablo. Fıçı oynuyormuş, güzel. 15 level kartı var, fıçısı var. Ana kulesini açabilir, açtı da. Güzel, yine bayağı bir iksir kârındayız. Tabii ki de burada biniciyi gönderebilirim. Binasını öğrenmek adına. Hala öpücük atıyor Pablo. Burada güzel bir bomba kulesi atabiliriz. Yani güçlü madenci kullanmaya gerek yok. Hem tomruğu da saklamaya çalışıyorum fıçı için. 9000 kupaya oyunu bitirmeme çok az kaldı ya. Hemen şöyle goblin atalım. Güzel, döndü. Hem hatada çıkacak goblinler. Evet. Bir yandan da boşluğa düşüyorum çünkü artık kasacak bir kupa kalmayacak. Bir yandan da kasılması gerekiyordu. Şöyle prensesten korudum. Harika koruduk fişekçiyi. Arkaya kaçtığı için de canını kurtardı fişekçi. Hadi o prensesi vur. Hadi yaparsın. Bravo. Bombayı bırakabilir miyim? Bırakamadım. Şöyle bir tomruk. Evet, çok güzel ilerliyoruz şu anda. Muhtemelen destemiz anti bu arada. Hatta muhtemelen değil, destemiz anti çünkü hızlıca tomruk döndürebiliyorum. Bir de binası falan yok ki, her birinci attığımda vurabiliyorum. Evet, şu anda biz antiyiz ve çok fazla emoji atmaya başladı. O yüzden emojileri kapattım. Bir de çok gıcık bir ses çıkartıyor bence o emoji. Neyse, açayım. Herhalde devam etmez diye düşünüyorum. Gerçi ediyordur muhtemelen, edecektir. Şöyle buzluğu atalım. Şimdi birinciyle girebiliriz çünkü her birinci attığımda vuruyorum. Şöyle evrimi şekilde bırakalım serseri atmasın diye. Maçı mı bıraktı? Ya salmayın artık maçı. Ben maç oynamak istiyorum ya arkadaşlar. 9000 bakın olursunuz. Herkes maç salıyor. Evet arkadaşlar, 3. maçımızdayız. 9000 olacağız ama herkes bize maç salıyor. Ne olur maçı bırakma. Kaptan 40.
Birinci buz ruh taktiğini yaptım. Bunu yaparsanız rakip kasırgayla anokulesini çekemiyor. Çekse de hani birazcık fake yiyor. Çok güzel. Birinci bir tane vurdu. İki tane vurdu, bravo. Bu arada birincimiz 15 level galiba, sezon boostu var. Yani sezondan dolayı kartın max level. Fişekçimiz orada temizlik yaparken tersten bir baskı yapalım. Muhtemelen barbar atıcı için goblin atmaya hiç tenezzül bile etmedim. Şimdi özelliğimizi basabiliriz burada ama adam çok fena gelecek. Sanki biraz eşleşme, hatta biraz değil, bayağı bir adamda gibi duruyor. Bomba kulesi diktim. Barbarları temizlemenin tek yolu buydu. Şimdi o cehennem ejderi bomba kulesini yıksın, sonra ben sağa çekeceğim goblinlerle. Çünkü vuracak hiçbir şeyim yok. Havaya hiçbir şey vurmuyor. Tamam, güçlü madencinin bombasını kullanabiliriz şurada. İşime gelecek yere attı madenciyi de. Şimdi şöyle güzel bir yere bırakalım. Bırakıverdim ortaya. Bravo. Evet, şimdi adam yine fazla vurdu. Adam karlı çıktı yine. Fişekçi artı biniciyle girmeye çalışalım. Güzel, fişekçi sayesinde mezar taşı hemen yıkılacak. Aynen öyle. Oklarını kullandı ama binici 3 tane vurur. Bravo. Evet, şu an maç çok başa baş. O kadar sıktım ki kendimi vuracağım diye. Ya güzel oynamamıza rağmen şöyle buzluyla goblinle baskı yapmaya çalışalım. Oklarını kullandı çünkü. Bu tarz küçük baskılar iyi oluyor. Mesela adamın bırakamayacağı baskılar. Hani o kadar küçük bir atak yapın ki hem adam bırakamasın hem de çok iksiriniz gitmesin. Binici attım yine. Evrim barbar atabilir. Aynen. Aslında tek amacım, of bir tane vurdu. Tek amacım tazı attırmamaktı o bilincide. Ama bir tane vurmamız bizim için güzel oldu, süs oldu. Evet, basmaya devam edeceğim tazı atmasın diye. Barbarları yokken güçlü madenci atacağım. Tek yere basan kartı şu an mezar taşı. Mezar taşı atarsa da deprem atarım. Güzel, fişekçiyle kulesine vuralım. Bombayı da bırakayım. Çok güzel, çok güzel. Evrimli fişekçi galiba hala iş yapar. Çok iyi. Hemen bomba kulesiyle tankladım kulemizi. Fişekçiyle uçan makineyi odaklamaya çalıştım. Oh, evrimin fişekçi hala hayatta. Yok artık, oradan bile çalışıyor. Son vuruşunu da yaptı ölmeden. Güzelmiş ya, fişekçi hala herhalde iş yapar diye düşünüyorum. Güçlü madenci lazım bana şu anda. Güzel. Bombayı hemen bıraktım. Harika ve kazandık galiba. Evet, artık 9000 kupa olmayı başardık. O kadar mutluyum ki. Şimdi bakalım ekstra bir şey olacak mı? Adam da emoji atıyor. Evet, 9000 kupaya ulaştık. 6 kupa aldım sadece. Çok komik gözüküyor ama son maçımdı bu artık arkadaşlar. Düz kupada. Bakıyorum, arena şimdi atlayacağım. Bakalım ne zaman ekrana gelecek. Ve artık evet, tarihi an oldu. Artık 9000 kupa olduk. Evet, nasıl hissediyorum? İyi hissediyorum aslında ama bence bir tane daha maç yapalım. Çünkü adamlar full maçı saldı ya. Hani ben diyorum ki video çok kısa olmasın diye. Hani 3 maç falan olsun ama güzel maçlar olsun diyorum. Adamlar bana öpücük atıp bana maç salıyor ya. Evet, gördüğünüz gibi 14 seviye kartlarla bile 9000 kupa olunabiliyor. Gördüğünüz gibi hani bizi izleyen birisi için bence bu adamlar kolay bile gelebilir yani size. Çünkü siz taktikleri biliyorsunuz. Yani 9000 kupa olmak için önünüzde hiçbir engel yok. Galiba bir level bariyeri var. Yanlış bilmiyorsam lütfen doğrulayın beni. Çünkü ben oraları tam bilmiyorum, düşük kupaları. Sanırım böyle bir arena atlamak için level limiti getirmişler. Bariyeri getirmişler. O pek hoş olmamış bence. Ama onun dışında herkes bitirebilir diye düşünüyorum. 15 level 3 slasher'lar. Oo, buz ruhum tek yedi. Uzun zamandır böyle bir şey görmemiştim. Silah şöyle biraz vuracak kuleme. Birinci attım ama sırf o farkı kapatayım diye attım. Balıkçısı da varmış. Birincimiz fazla vurmayacak. Ana kulesini açacak. Sonunda beni zorlayacak bir maç. Çok güzel. Arkadaşlar zorlanacağız birazcık. Adamın levelleri biraz yüksek benden. Ama havayı fişekçi güzel oynarsak bu eşleşmeyi çok rahat yeneriz. Çok yanlış bir madenci. Güçlü madencim olduğunu bile bile madenci atması normal değildi burada arkadaşlar. Şöyle buzuyla tanklamaya çalışacağım ama kule zaten buzunu öldürüyor. Şöyle koruyalım fişekçiyi. Goblinler atağı çıkacak sonrasında. Yakın mezik kartım yok. Güzel hayalet bastı. O yüzden bomba kulesiyle idare etmeye çalışalım. Bir yanlış bir koçbaşıydı. Bomba kulemle patlayacak. Avcıyı şöyle geçiştirmeye çalışalım. Çok güzel. Hiç vurmadı. Evrimli fişekçi atağı da çıkıyor.
Bu arada evrimi şekli sizin galiba yaptığım bir ankette onu görmüştüm. Favori kartınız, favori evriminiz. Favori evriminizi sordum ben. %60 falan evrimi şekli dediniz. O yüzden arkadaşlar ne düşünüyorsunuz evrimi şekli hakkında? Bence eskisi kadar güçlü değil. Çünkü eskiden bayağı bir koruduğumuzda çalışıyordu. Şu an eskisi kadar çalışmıyor. Bir varile ölüyor mesela. O yüzden bence güçlü ama o kadar güçlü değil. Evrimi barbar varken, şövalye varken gerek yok evrimi şekli bence. Birinci falan oynamıyorsanız. Gerçi birinci oynayanlar bile artık şövalye kullanmaya başladı arkadaşlar. Güzel. Sağ tarafı goblin atalım bari. Evet yine bir şekilde 15 level üçler şurası olmayı başardım. Hemen birinci atalım. Muhtemelen balıkçı atacak. Olsun varsın. Oo barbarı da varmış evrimle. Birincimiz vurmadı. Şöyle yavaşlatalım. Değişik bir bomba kulesi. Şöyle goblinlerle savunalım. O hayret biraz kulemize vuracak gibi. Tam güzel bir anda tomruk attım. Güzel. Şu an maç hala başa baş. Ve şeref maçı yapıyoruz. Bu şeref maçını kaybetmek istemiyorum. Evrimi şeklim varken üçler şöyle saldırması zor olacak diyecektim. Ve saldırdı. Büyük bir yüz olmadığı için şekliyi çok çalıştıracağım. Umarım madenci tutturmaz. Goblinlerle savunalım. Tomruk'la şöyle sersemletelim. Evrimi şekli geldi. Güçlü madenci. Önüne birinci atmak istiyorum çok fena. Şimdi geldi birinci. Kuleye vurursa çok iyi olur. Şöyle korudum. Çok iyi. Vur. Vurmadı. Evet vurmadı ama adamı korkuttu. Bence bu yeterliydi. Hemen fişek çağırdı buz ruhu. Madencisi fazla vurmasın. Ortaya doğru goblinler. Birincim geldi. Oo çok yanlış bir barbar. Evrimi barbarını çöp etti orada fişekçiye. Öne geçmeyi başardık. Son bir dakika. Güçlü madenciyle kestim hemen. Üçler şöyle gelebilir. Geldi de hemen fişekçiyle şöyle önde bir kontrol sağlayalım. Güzel. Arkadan da atabilmişiz ama madenci atmasından tedirgindim aslında. Hasar almadan savunduk. Madenci dışında. Evrimi fişekçi artı birinci. Bir şey atmak zorunda. Barbara vuracak. Bravo. Koruyorum evrimi fişekçiyi. Hala çok sinir bozucu bu arada rakip için. Geldi birincim. Bomba kulesi. Hadi birinci vur. Bitti. İki deprem attığım anda bu maçı kazandık. Evet. Çok iyi ilerliyoruz. Son bir depremimi hızlı döndürüyorum. En hızlı kartları atıyorum. Ve bitti. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün 9000 kupaya ulaştık ve arenaların hepsini bitirdik. Başka bir videoda saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.